Değerli seyirciler, plazma televizyonda gördüğünüz harita birçoğumuza göre dünyanın en romantik kentlerinden, başkentlerinden Paris'in haritası. Paris dediğimiz aklımıza hemen kent ikiye bölen Sen Nehri geliyor. Sağ yaka, yukarıda sol yaka aşağıda ve aşağıdaki sol yakada da Sen Nehri'ne paralel giden bir cadde. Saint Germain Bulvarı, Futbolla ilgili olanlar hatırlayacaklardır. Paris'in ünlü takımlarından biri Paris Saint Germain de adını bu semtten alıyor. Bu sefer bir de burada güneyden kuzeye doğru giden bir başka önemli bulvar daha var. O da Saint Michel bulvarı. İşte Saint Germain ve Saint Michel'in kesiştiği noktada da aşağı yukarı yalnız Fransa'nın değil dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri olan Sorbon Üniversitesi yer alıyor. Şimdi ekranda Sorbon Üniversitesi ve elimde bir dünya küresi ne bağlantı var? Efendim şöyle bir bağlantı var. Birazdan bu programdaki konu Elbistan'dan yola çıkacak ve yolculuğunu Paris'te Sorbon'da tamamlayacak. Türkiye birinci, Türkiye birinci değerli seyirciler. Türkiye birinci, Değerli seyirciler, Gurur Veren Türkler programını izlemek için sizler ekranlarınız başına biz Profesör Doktor Sayın Murat Aykaç Ergün İstanbul Televizyon hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hocam izninizle önce bu programın hemen başında günümüz ileti çağı. Değerli seyircilerimize programın adresini bir defa vermek istiyorum. Hemen sonra konumuza gireceğiz. Değerli seyirciler bu program hakkındaki görüşlerinizi ya da önerilerinizi Az sonra önümden akacak olan adrese bildirebilirsiniz. Malum programın adı Gurur Veren Türkler ama Türkler diye yazacağız. Gurur Veren Türkler, özel a ya da et. Sonra TRT'nin adresi hep aynı. trt.net.tr Evet, biraz evvel dedim ki Elbistan'dan başlayan ve Paris'te Sorbonne'de biten bir başarı yolculuğu. Önce dönelim çocukluğumuza 1940'lar sonrası 50'lerde Elbistan nasıl bir yer? Elbistan e, elektriği, suyu ve yolu olmayan, e, kar yağdığı zaman e, büyük kentlerle özellikle Kahramanmaraş'ta, Malatya'da hiçbir iletişimi olmayan bir ilçeydi. Ama şeye bağlı değil mi? coğrafi olarak Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş bir ilçesidir. Ne ee, nüfus var aşağı yukarı o tarihlerde? E, 15 bin var mı? 15 bin civarında. civarında. Evet. Lise var Lise var, kız lisesi erkek karışık mı? E, karışık. Karışık okunuyor. Evet, karışık. Ve siz hangi nasıl bir aileden geliyorsunuz orada? E, şimdi e, Erbil'den e, böyle bir e, ilçe olmakla beraber e, entelektüel hayatı çok güçlü olan bir ilçe. Ben e, babam tarih öğretmeniydi. E, abilerim vardı. Şimdi bir tanesi Cerrahpaşa'da profesör profesör Hilmi Ergünöz. Abim vardı Mete Ergünöz. Ve bunların ve babamın yaratmış olduğu bir ortamda büyüdüm. Evimizde her zaman kitap vardı, bilim vardı. Bunlarla büyüdüm ve çok yakın akrabam olan Pro Ordinary's Profesör Mükremli Halil İlhanç Elbistan'a geldiği zaman bizde kalırdı ve onların sohbetlerine katılırdım. Bu arada liseyi okuyorsunuz. Evet. Öğrenciyken niyet ne tarafa doğru gitmek? Şimdi <laughs> Lisede ve ortaokulda biz yabancı dil hocası hiç görmedik Fransızca derslerimize. Ya kaymakam gelirdi yahut işte o o zamanlar belediye reisi veyahut önemli birisi lisan bildiğini birazcık tanıdık. E, bildiğini zanneden e, kişilerden yabancı dil dersi alırdık. Biraz konuşabilen Sevat mı bunlar yoksa je m'appelle deyip bitirelim e, e, mi? Sadece verb avlar <laughs> verb et fiilini <laughs> e, çekebilen ya da insanlar. insanlar evet. O zamanlar. Evet. Yani Fransızcaydı bütün liselerde. İngilizce olmaz İngilizce yoktu. Almanca? Almanca da yoktu. Ben liseyi bitirdikten şey sonra Gaziantep lisesinde e, İngilizce e, hocası gelmeye başladı. Peki Fransızca göğe öğreniyorsun ama evet. öğrendiğiniz yok. Lise evet. biterken kararınız ne oluyor? Evet. Benim e, kararım e, şöyle söyleyeyim. E, mutlaka bir yabancı dili çok iyi öğrenmek evet. ve yurt dışında eğitim alabilmek. Nasıl olacak bu iş? E, bizim zamanımızda Avrupa imtihanı vardı. Milli Eğitim Bakanlığının hazırladı. Bence çok güzel. Bir şeydi o. Şu anda yok mu? Şu anda bu sene duydum Milli Eğitim Bakanlığı kendisi yollayacakmış öğrencileri. Daha önce sanıyorum Gök tarafından yollanıyordu ama Anladım. benim zamanımda Milli Eğitim Bakanlığı açardı bu sınavları. Her yerde açılır mıydı? Her yerde açılırdı. Siz nerede girdiniz? Ben Kahramanmaraş'ta girdim. Zor muydu? O zamanın şartlarında en zor imtihanlardan birisiydi. Ama siz başarılı Kazandım, oldunuz. Evet. Sonra ne dediler size? Ee, kazandıktan sonra burada bizim bir seçim seçim yapma hakkımız yoktu. Bizi yönlendiriyorlardı. Ya ben şu ülkeye gitmek istiyorum, şunu okuyacağım. demiyorlardı. Evet muydu? şöyle yabancı bildiğiniz yabancı dili e, işaretliyorduk. Ben tabii ki Fransızca yazmıştım. Ama hiçbir şey bilmiyorsunuz hemen hemen. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmediğimi giderken anladım. Ve bana İsviçre Cenevre Ha hiç olmazsa Fransızca konuşuluyor. Konuşulan yerde çıktı. Ve çok ilginçtir yani şey İsviçre yolculuğu. Düşünün ki İstanbul'u herhangi bir büyük kenti dahi görmemiş bir çocuk. Yaş kaç? 17 yeni bitirmiş 18'dim. Ya yani daha reşit Evet olmadınız. pasaportumu filan da o zamanlar çok iyi hatırlıyorum. Nevzat Ayaz şube müdürüydü. Pasaportumu hala saklıyorum. İstanbul'da. Onun ya şeyi böyle, var. Ne güzel. E damgası var. İstanbul e, valisi oldu. Tabii o vali yani. evet. Buradaki abim aldı. İstanbul'daki abim tabii yardım ediyordu bana öğrenciydi. Ve ben şeyden Elbistan'dan önce Kahramanmaraş'a çok zor bir yolculukla geldim. Çünkü trenle geleceğim İstanbul'a. Diyorum ki herhalde İstanbul'la e, Elbistan arasında otobüs filan da yoktu. Tek, e, Belki de. Evet yoktu. Çok iyi anımsıyorum. Bütün trenle yapılırdı İstanbul'a yolculuklar. Oradan da Elbistan'dan e, tabi bana bir tahta bavul, çok iyi hatırlıyorum. Bir tahta bavula gerekli eşyalarımı koydular. Sonra babam bana... Biraz ki, da yiyecek de kondu mu içine? Kondu, kondu. <laughs> kondu e, ve... Ee, çok iyi hatırlıyorum bana çok kalın sıcak bir palto aldı babam dedi ki oğlum İsviçre çok soğuk olur dedi. Bunu dedi, Giydi. Ama dedi. siz yaz günü mü gidiyorsunuz? Paltu aldılar evet. Hayır, giderken hangi mevsim Yani sonbahar. Sonbaharda. Sonbahar, evet. Ve oradan kapı dere derler. Kahramanmaraş'ta tren şeyi oraya geldim. Oradan trene bindim. Haydarpaşa'da indim. Karşılayan var mı? Karşılayan abim. Tamam. Karşıladı. Ee, ve oradan e, bir gün sonra e, çok fazla kalmadan aldınız. pasaportumu aldım. Paranızı da verdiler bir parça. Verdiler, verdiler. evet verdiler. Evet. Ve e, yine trenle, Evet. E, çünkü öğrencilere tren ödeniyordu, evet. uçak ödenmiyordu. Trenle ben e, bindim, gidiyorum. Kompartımanda... İstikabet denesi Lozan mı? Lozan. Bana sıkı sıkı dediler, Lozan'a kadar gideceksin, Lozan'da ineceksin, Lozan'da ondan sonra... Cenevre trenine bineceksin. Ha. Ama Aktarmanla... peki İstanbul'dan bindiğiniz tren Lozan'a kadar aktarma yapmadan gidiyor mu? Gidiyor. Sırada... gidiyor. Güzel. gidiyor. Tamam. O tren doğru Paris'e gidiyor. Ha, Lozan üzerinden Paris'e Paris e devam ediyor. Evet. Kopartmanda çok iyi hatırlıyorum bir Rum madan vardı. Bana sordu işte ben dedim cenevreye gidiyorum okumaya. Yani, Sen biliyor musun dedi. Önce Galatasaray'dan mısın? Evet. Galatasaray Lisesi'nden misin? Filan ya, yani diye sordu. Yok dedim, değil. ben dedim. <laughs> Boynumu büktüm. Bana bir birkaç cümle söylüyor konuştu. Hiçbir diyorum, şey diyorum, Ne kadar güzel Fransızca <laughs> biliyor diyorum. Şimdi hatırlıyorum. Madam yani kendi şivesiyle bana yardımcı olmaya çalışıyormuş. Ve dedi çok zorluk çekeceksin dedi evladım dedi sen bilmeden dedi oralara gidiyorsun. İşte beni Lozan'da indirdi. Hı. Bir de Lozan'da kapkaranlık bir gece yarısı. İndim Lozan'a. Çok ürküyorum. Hiç böyle dikkat ediyorum Cenevre trenini kaçırmamak için. Aslında yakın da mı uzak da değil. Yani evet bindim ve işte Cenevre'ye geldim. Orada Uzan. karşılayan var mı? Ee, karşılayan öğrenci e, müfettişlerin şey? bize adresini vermişler. Doğru öğrenci müfettişliğine gittim. Cahit Külebi ünlü Oo, şair. Allah rahmet eylesin. Evet öğrenci müfettişimiz. Orada var. mıydı o sırada? Evet oradaydı ve ben çok yardımını gördüm. Ne güzel. Hemen gerekli işlemlerim yapıldıktan sonra en kısa zamanda bir pansiyoner, bir İsviçreli ailenin yanında bir oda bulundu. Oraya girdim. Pansiyonel Hangi üniversite? Olarak Cenevre Üniversitesi. Kaç yıl evet. sürdü? Beş yıl sürdü. Bitirdiğinize ne diploması aldınız? Cenevre Üniversitesi Fransız Filolojisi, Fransız Dili Edebiyatı'nın önce iki, iki yıl şeyine okuduktan sonra yani iki çünkü ben bir sömestrede Fransızcayı halledemedim. İkinci dönem edince bana o diplomayı da verdiler. Anladım. Evet. Ondan sonra mimarla mimarla okudum. Yurtdışında mı Türkiye'de mi? Her ikisinde de. Hem Cenevri Üniversitesi'nde okudum hem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. devlet o arada demedi mi? Sen bitirdin üniversite ikinci niye Hayır, diye. Hayır onu da şöyle söyleyeyim. Yabancı e, meşbur hizmetimi tamamlayarak devam ettim. anladım. Evet. Benim orada mesela şu andaki milletvekili olan Mehmet Dülger sınıf arkadaşımdı. O da benim sınıf okurdu. arkadaşımdır. Evet. Yusuf Dülger, Yusuf sınıf arkadaşım. arkadaşımdı. Sonra Lozan'da okuyan şeyler vardı. İsmail Cem rahmetli Allah oldu. Rahmet Nazlı Nazlılıcak, Yüksel Menderes, Mutlu Menderes. Efendim bunlar benim abilerimdi, ablalarımdı. Onlardan çok destek, yardım gördüm. Ee, orada kafe Palmiye diye Türk öğrencilerin bulunduğu hemen üniversitenin yanında bir kafe vardı. Orada buluşurduk. Güzel Aynı güzel genelde. günler geçti. Evet. Diploma alındı. Evet. Ama bu arada İstanbul'a geliyorsunuz. Bir de mimarlık evet. tahsiliniz burada. Evet. Teknik Üniversitesi. Evet, gibi. Teknik Üniversite. Şöyle ben Teknik Üniversitede hem Fransızca okutmanlığı yaptım, mecbur hizmetime ödeyerek. onda hem de Mimarlık Fakültesi'nde sınavlarına girdim, kazandım, bitirdim. Şimdi Öyle bir durum evet. ortaya çıkıyor ki şapka iki tane oldu evet. değil mi? Bir Fransız dili edebiyatı evet. hocası, evet. Bir de mimarlık evet. öğrendiği için evet. demek ki mimarlık eğitimi de verebilecek durumda. Ama bu aşamada hala Sorbon yok. Sorbon nasıl devreye giriyor? Ee, Sorbon benim hep hayallerimde olan bir yerdi. Mutlaka ben Sorbon'a gideceğim, doktora yapacağım diyordum mutlaka. Teknik Üniversitede mecbur hizmet yaparken Karadeniz Teknik Üniversitesi de ilk kurulmuştu o zamanlar. Oraya da gidip geliyordum. Yani Teknik Üniversite kurmuştu Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni. Bu, bu şekilde mecbur hizmetimi tamamladıktan sonra e, Fransız bursu aldım ve pra, Fransız bursuyla Sorbon Şehircilik Enstitüsü'nde doktora yapmaya gittim. Tarih kaç oluyor aşağı yukarı? Eee e, orada siz e, evet, <gülüyor> <bakayım>. <gülüyor> 1985 oluyor. 81. Evet. Ben şöyle söyleyeceğim. Ben evet. Bendeniz Sorbon'un nerede olduğunu biraz evvel anlattım. Evet. Çünkü yanına kadar gittim. Evet. Kapıdan içeri giremedim ama benim rahmetli babam da Sorbondan şehircilikten müvced. Evet. Ben bana okumak nasip olmadı evet. Sorbon'da. Zaten Sorbon'da sadece şehircilik vardır. Yani Sorbon aslında. Öyle midir? Evet. Edebiyat ve so sosyal bilimler için kurulmuş bir üniversitedir. Mimarlık fakültesi yoktur. Hmm. Mimarlık ayrı bir ayrı bir okuldur. Ekol derşitektür diye ee, içinde değil Başka bir okulda. Başka bir okulda. Sorbon'da şehircilik ensüsü vardır. <laughs> Çünkü e, sor bu şehirciliğin içerisine sosyal bilimler de giriyor biliyorsunuz yani şehir sosyolojisi. Ee, sosyal bilimlerin coğrafya, e, haritacılık filan girdiği için Sorbonda öyle bir bölüm açılmış. Bu arada Amerika'da ve Fransa'da da mesleki incelemelerde bulunuyorsunuz. Evet. Nerelerde neler yaptınız o dönemlerde? Ee, bu Fransa'da e, hocalarımdan Jacques Couerle'le birlikte e, çalıştım. Çok ünlü bir mimardı. Türkiye'ye de çok sık gelir giderdi. Bu ekolojik mimarinin kurucusu olan bir mimar. E, bu e, Kapadokya'daki o mağara evleri gibi evler yapmıştı. Yazlık evler yaptık. Birçok oteller yaptık. Hatta e, şeyde Sultan Ali Tatil Köyü'nü birlikte yaptık Alanya'da. Amerika'da Los Angeles'ta Irvine Üniversitesi'nde kıyı alanları yönetimi ve yapılaşması konusunda incelemeler araştırmalarda bulundum. Çeşitli çalışmalarınız oldu. Evet, çeşitli. Olur. İsviçre'de, birçok yerde. Ama şimdi geleceğim üçüncü evet. şapkanıza. Evet. Bir yazar tarafınız var sizin. Evet. Kaç tane özgün eseriniz var? Kaç tane tercübeniz var? Çünkü biliyorum ki bol miktarda hem Türkçeden Fransızca'ya var, hem Fransızca'dan Türkçe eserler var. Evet. Şimdi bilimsel eserlerim de var. Evet. Edebi eserlerim de var. Edebi eserlerim de var. De var. Bilimsel eserlerim 8-10 tane olması lazım. Onlar özgün doktora tezleri, doçentlik tezlerinde dahil ediyorum. Roman olarak 6 tane romanım var. Bunun 3 tanesi Fransa'da yayınlandı. Direkt Fransızca yazmıştım ve Fransa'da Yazarlar Birliği ödülünü aldı hatta bir romanım. Deşirman diye o Türkçesi bir yabancı konuktur. TRT'de televizyon dizisi de oldu. Oraya geleceğim <laughs> Çünkü bir de diziler evet, olanlar var. 3 evet, tane dizisi. mi onlar? 2 İki tane. İki tane midir? E, üstüne gitsem çok iyi olurdu. Ama bu akademik çalışmalar, mimarlık çalışmaları çok vaktimi alıyor. Şey yapamadım yani. ilgilenemedim. Aslında çok güzel. Birisi de Kara Elmas. Evet. Bir tane evet. Kara Elmas. Var. O zamanlar en iyi televizyon dizisi ödülünü almıştı. 1989. Ama hocam işin bir de maddi tarafı var. Sanıyorum ki düzgün bir dizisi yapıldığı zaman, yani tabii ki insanların helal parası evet, para kazanılıyor. Evet. Yani oraya biraz zaman ayırmak doğru olmaz mıydı? Aslında, hem bir şey yapmış oluyorsun hem evet. para da kazanılıyor. Çok güzel. Fakat şimdi bu üniversite hocalarında e, benim bulunduğum bölüm yüksek lisans ve doktora bölümü. Şu anda mesela 14 tane yüksek lisans öğrencim var. Her birinin 14 tane ayrı ayrı konuları var. İstanbul üstüne. Ve on, inanın onlardan daha çok ben çalışıyorum. Önce ben yani her birinin tezini ayrı ayrı ben yazmış oluyorum. Çok vakit alıyor. Ama niye siz onlara bu kadar yardımcı oluyorsunuz? Onlar yapsınlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok i̇şte sevilen bir aracısınız. Hayır bugün. şöyle yabancı <laughs> öğrenci oldukları için İstanbul'u evet. tanımıyorlar. <laughs> o bakımdan benim çok yardım etmem gerekiyor onlara. Peki bir de şimdi önümüzdeki günlerde Fransa'ya tekrar dönüyorsunuz. Evet. Yani Sorbonne'da çalışmalar evet. devam edecek. Evet. Orada yaptığınız çalışmalardan bir parça söz eder evet. misiniz? Şimdi Sorbonne Üniversitesi'nde Şehircilik Enstitüsü'nde İstanbul Atölyesi diye bir yer kuruldu. Şöyle söyleyeyim. Bizim mimarlıkta, şehircilikte atölye deriz. Yani kürsü diye bir şey yoktur. İstanbul kürsüsü diyelim. Ee, bu burada İstanbul üstüne araştırmalar yapılıyor, tezler hazır, yapılıyor, yüksek lisans tezleri, doktoralar hazırlanıyor. Ee, bir Stefan Yerasimov hocamız vardı. O İstanbul'un daha çok tarihi konuları üstünde e, ders veriyordu. Ben e, direkt olarak proje e, yap, yaptırıyorum. Yani proje hocasıyım. Projeleri yönlendiriyorum. Ne tip projeler? Mesela geçen sene e, yapılan Fatih ve Eminönü bölgesine geldik. Önce e, İstanbul'un e, turizm açısından incelenmesini yaptılar. Genel bir sunum hazırladılar çocuklar. Ondan sonra her biri bir mahalle aldı. O mahallenin e, kentsel dönüşüm projelerini hazırladılar. Peki bu çocuklar İstanbul'a kaç defa gelip gidiyorlar bunları yaparken? İki defa geldiler. Yeterli Birisi miydi? ama en son gelişlerinde bir ay kalıyoruz. Hı. İlk gelişinde bir hafta kalıyoruz. Şöyle bir kez tanıyorlar. geziyorlar. Görler. Daha önceden ben zaten seminer olarak e, dersleri anlatıyorum işte Türkiye'nin tanıtımı İstanbul'un tanıtımı, Efendim İstanbul'da yapılacak projeleri anlatıyorum önce bir hazırlıyorum sonra getiriyorum Bir hafta gez, gezdiriyorum proje projelerini Ondan sonra dönüyorlar tekrar o analiz çalışmalarını yapıyorlar Ondan sonra geliyorlar bir ay kalıyorlar Bir ay içerisinde de bütün verileri topladıktan sonra mesela bu sene, 22 Mart'la 21 Nisan arasında bir ay geleceğiz. 15 Haziran'a da tezlerini teslim edecekler. Şimdi bu tezler bir ilmi çalışmanın sonunda hazırlanmış ciddi eserler. Evet, evet. Bize dönük herhangi bir sonuç çıkıyor ama burada... Tabii bir... geçen sene mesela Fatih'deki yaptığımız çalışmalarımızı Fatih Belediye Başkanı çok beğendi. Birkaç projeyi aldı. ve Büyükşehir Belediyesi de mesela o turizm konusunda yaptığımız e, genel çalışmayı çok beğendi. Hatta bize şöyle bir teklifte bulundular. İstanbul'un turizm master planı yapılacak. Acaba Sorbon Üniversitesi'ne birlikte yapabilir miyiz dediler. Ben de memnuniyetle dedim. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani üniversitelerde zaten Büyükşehir Belediyesi çok yakın çalışıyor. E, buradan bir partner üniversiteyle birlikte e, biz de pekala o çalışmanın içerisinde olabilir. Bu profesyonel bir çalışma mı oluyor? Bu tabii profesyonel, mü? olacak. Tabii. Peki Sorbon'da bu ciddi olarak ele alınıyor. Onlar gelip gidip Türkiye'nin önemli kentlerin önemli bölgelerini inceliyorlar. Evet. Bizdeki fakültelerde de bize dönük bu çalışma yapılıyor mu? Ee, bizdeki çalışma şimdi şu, ben e, burada e, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi yetkilileriyle görüştüm. Bir protokol imzaladık. Erasmus denen biliyorsunuz bir evet. program var Avrupa, Avrupa Birliği Birliği'nden. bu programı onlar imzaladılar. Ben götürüyorum. Bizim de dekan ve rektöre imzalattıracağım. Ondan sonra bu Avrupa Birliği'nin kültür projelerinden elde edeceğimiz bir fonla buradaki Türk öğrencilerini de oraya götüreceğim. Yalnız geçen sene buradan 5 tane öğrenci sadece bizim üniversite davet etti. Bütün masraflarını karşıladık. Biz buradan 5 öğrenciyi ben götürdüm. Ve onlar da pars üzerine Tabii çalıştılar ve orada tezlerini hazırladılar. Başarılı oldular mı? Çok başarılı oldular. Bu şöyle söyleyeyim. gerçekten ben baktım bizim Avrupalı öğrencilerle Türk öğrenciler arasında çok farklı. Bakıyorum. Hatta bazı öğrencileri de çok üstün buldum ve çok gurur duydum. Çok hoşuma gitti. Ne güzel. Evet. Şimdi dördüncü şapkanızdan evet. da söz edelim bir parça. Karikatürist. Evet. Ne vakit başladı? Niye? <laughs> çok desen mimarlar çok şey çiziyorlar. Çizerler. <laughs> Yazıyorlar, çiziyorlar. Bayağı yani dergilerde, gazetelerde karikatürlerim yayınlandı. Evet. Hala çizer misiniz? Çizmiyorum. Niye? Boş vaktim yok. Bu. Boş vaktim yok diyeceğim. Evet. Hocam şimdi bilmiyorum değerli seyircilerimiz vereceğim adı biliyorlar mı ama Paris'e gidip gelenler zaten bulvardan dolayı hemen tanıyacaklar. Osman Bulvarı var. Osman Bulvarı Osman Paris'e belediye başkanlığı yapıyor evet. 1800'ün ortalarından sonra ve bugünkü Paris'i Paris yapan benim bildiğim Osman'ın çalışmalarıdır. yani evet. Bir ara İstanbul'a da gelmiş. Evet. Dört ay kadar İstanbul'da kalıyor evet. ama sonra nedense buradaki bürokrasiden yıldığı için apar topar geri evet. dönüyor Bilemiyorum sizin görüşünüz acaba Osman İstanbul'da kalabilseydi? İstanbul biraz toparlanabilir miydi? Toparlanırdı. Şimdi e, bu Osman ve Pars'ın kentsel dönüşümü evet. diye bir kitabı ben Türkçe'ye çevirdim. Evet. Var. E, bu Çünkü Türkiye'de kentsel dönüşüm çok moda olduğu için e, 100 sene evvel Fransızlar bunu yapmışlar. E. Hatta 100 sene önce. Değil, tabii daha fazla faydalı olabilir diye bu kitabı çevirdim ve Osman davet ediliyor. Ee, yapamıyor. Şimdi de birçok ünlü mimar ve şehirci davet ediliyor İstanbul'a. Ee, Ama O yani sen gelip mesela Ankara'da Ankara'yı hallediyor. Ya yapanmıyor. hallediyor evet. Ee, o zaman e, ekonomik nedenlerle yapamıyor. Tabii ekonomik nedenler evet, ağır nedenlerle yapamıyor. Kitapta yani var. Yani Paris'in evet. eski halini resimlerden evet. görüp de değerli seyirciler modern Paris'i yayına koyduğu vakit Osman'ın ne kadar büyük bir şehirci olduğunu evet. çok iyi hatırlıyoruz. Evet. Oluyoruz. Keşke zamanında İstanbul'dan da bir eli geçmiş olsaydı. Peki ya yani bence İstanbul'a bir Osman gerek. Size çok böyle gerekli. bir görev verilse ne ki İstanbul'u toparlayabilir miydiniz? Şimdi Osman biliyorsunuz daha önce şeyde çok başarılı bir belediye başkanıymış Bordo'da. Evet ve 3. Napolyon çok zevkli bir insanmış demiş. E, bu bana çok başarılı bir belediye başkanı bulun, Paris'i adam edeceğim demiş. Tabii. Ve arkasında da üçüncü Napolyon varmış. Kendi evini bile yıkmış, var evet. Bulvarına yani açıyor ama biliyorsunuz. Alıyor, evet. Şimdi bu e, böyle önce çok başarılı bir belediye başkanı olmak lazım. Sonra da arkanızda Osman gibi bir Tabii. devlet adamı olacak. Yetki olacak. Tabii yetki olacak. Evet. Çünkü o Evet. Anladığım kadarıyla Aller'in olduğu evet. bölgeyi yaptıkları, Rue de Rivoli üzerine çalışmaları, Özellikle. hatta Concord meydanı, evet. Champs-Élysées bulvarı yani inanılır şeyler. İnanılır şeydir, Rue de Rivoli'nin eski -Rivoli, hali. Evet. 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 Da, bilmiyoruz ama resimlerden biliyorum Rue de Rivoli'yi. Benim Paris'i görmekten en zevk aldığım caddelerden ya, biridir. Yok. Yani siz bu Z-Frankofon, Frank bu e Konesse, Trabihan, <laughs> Paris... Galatasaray ya yani Galatasaray'dan dolayı biraz da gidip Hayır. gelmenin getirdiği evet, avantajları evet, var. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Ne kadar çabuk sohbet geçiyor görüyorsunuz. Öyle Son 5 dakikaya girmek evet. üzereyiz. Programımızın bir şekli var, formatı var. Son 5 dakikada ben size 5 tane kısa soru okuyacağım. Siz bana ister kısa, ister uzun ama 5 dakikada cevaplar vereceksiniz. Evet. Bu da bittikten sonra bu deftere takdim edeceğim. Programla ilgili görüşlerinizi yazmanızı rica edeceğim. Tamam. Çünkü sorum şöyle, toplu taşımacılığı yer altı ve yer üstünden metro ile yapmadıkça bir kentin, örneğin İstanbul'un trafik düzenini halletmek mümkün mü sizce? Mümkün değil. Mümkün değil değil mi? Hayır. Incelsin. Peki hocam ben burada soracağım, 1860'lar 70'lerdir galiba değil mi? Hı hı hı. Karaköy'den tünel açılıyor tünel. tünele doğru, son orada kalıyor olay. Tabii işte onun hepsini İstanbul'da yapmak istiyorlar o zaman yine ekonomik nedenlerle yapılamıyor. Eğer o zaman yapılsaydı İstanbulluğu Çünkü Paris'e çok benziyor İstanbul. Es, etrafı surlarla şey çevrili Paris'in gibi. dediğimiz alan etrafı Tabii tabii. Şey. tabii. Ben size ben bir bilgi olarak aktaracağım. 1955'ler olabilir. Biraz evvel söylemiştim rahmetli babam da belediyede Hı -hı. şehircilik üzerine çalışıyor. Nur Osmaniye Caddesi'nde evimizin hemen önünde bir kazıların yapıldığını gördüm değerli seyirciler. Babama sordum ne yapılıyor Hı -hı. baba diye. Hı -hı. Metro için sondaj çalışmaları dedi. 1955-2007 52 sene hı hı. önce Nur Osmaniye civarında sondaj hı hı. çalışmasını hı hı. yaptı hı hı. belediye ama para olmadığı için hiçbir şey yapılamadı. Ama Allah'tan şimdi bir şeyler yapılıyor İkut İstanbul'da. İkinci soru. Türkçeden Fransızca ya da Fransızca'dan Türkçe'ye çevirmek isteyip de gerçekleştiremediğiniz bir eser var mı? Yok yo çünkü ben hep sevdiğim gerçek çevirisini yapmak istediğim kitapları yayınevlerine tercih teklif ettim, yaptım. Hepsi de Fransız klasikleriydi ve çok ünlü yazarlardı. Peki ben. Evet. Aşk mı? Para mı? Mimarlık mı? Ya da karikatürist mi? Aşk. Ya da aşk. Evet. <laughs> İkinci. Para mimarlık. mı? Mimarlık, üç para. Para hiç düşünmedim ben. Ama buradaki sıraya göre aşk Mimarlık ve paradiye mimar, alabiliriz. Evet. Tam yetkiyle İstanbul'un sorunlarını çözmek üzere atarsanız ilk icraatınız ne olurdu? E, Biraz evvel konuşuyorduk yani. Ulaşımı halletmek. Ulaşımı halletmek. Ulaşıma. Metro. Metroyu. Evet. Yani e, şu anda benim görüş açıma göre e, İstanbul Belediyesi ve devlet sadece İstanbul'un metrosunu yapsınlar. Başka bir şeye gerek yok. Yani sadece onu yapsınlar. Peki Boğaz Köprüleri o da çok önemli. Zaten yapılıyor şey Marmara Ray projesi Şimdi var. Marmara Ray ile aşağı yukarı bir sene sonra evet. inşallah evet. Asya ile Avrupa evet. yer altına bağlanacak. Evet. Ama evet. Bu arada bir üçüncü köprü de gündemde. Evet. Bir mimar olarak üçüncü köprü İstanbul uygun mu değil mi? Uygun. Yakışır mı diyorsunuz? Bu konuda çünkü çok çeşitli tartışmalar Hayır, var. Hayır ben uygun olduğunu düşünüyorum. Yani bilemiyorum niye karşı çıkıyor ama bazı evet. kesimler çünkü anladığım evet. kadarıyla bayağı kuzeyden geçecek neredeyse. Evet. Efendim son sorumda şu İstanbul asırlardır tarihi silüetiyle tadına bir şehirdi. Oysa son 15 yıldır özellikle Maslak civarında gökdelenler Hı -hı. yükseliyor. İstanbul'un bu yeni silüetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence çok güzel. Şöyle biliyorsunuz Paris'te de La Défense mahallesi var. Yani yeni Paris gökdelenler oraya yapılmıştır. Ee, o o şekilde yeni İstanbul. Zaten benim öğrencilerim kendiliğinden oraya isim koymuşlar. Gezdiriyorum. Modern İstanbul öyle diyorlar. Modern. Evet. Modern İstanbul diyorlar. Ama tabii eski İstanbul'u da restore etmemiz, bütün tarih eserleri, güzellikleri ortaya çıkartmamız lazım. Paris öyle. Eski Paris'i onlar gayet güzel e, eski korumuşlar. Eski Paris'te bir tek meşhur bir tane büyük evet. bir mesi vardı. Evet. Onun dışında evet. eski Paris'te bir Başka bina bir yok. Başka bir şey yok tabi. Evet. Hepsi la défense, savunma evet, evet. bölgesi. Bütün o gök, gök yüksek binaların bin yapıldığı. Küçüklüğü yok gibi adeta değil mi? Tabii. Yani diyorsunuz ki İstanbul'un tarihi yarım adayı aynen korumamız gerekiyor. Evet. Ama maslak ve pera tarafını diyelim tabii. daha geniş anlamıyla modern yapmakta bir sakınca yok. Yok çünkü İstanbul zaten bir finans dünyanın kültür başkenti ve finans başkenti olacak. O ofis binalarına gerek var. Peki hocam. Demek ki eğer bir gün hocam İstanbul'da tam yetki verildi takdirde Maslak tarafındaki bu gökdelenlere dokunmayacak hatta uygun şartlarla yeni izinler verecek ama ilk metroyu gündeme getirecek. Evet. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben Umarım teşekkür Sorbon'daki hem yabancı öğrencileriniz hem Türk öğrencileriniz başarıyla sizden diplomalarını alırlar ve yararlı mimarlar olarak ya da şehirciler o hayata geçerler. Lütfen buraya Ben yani de şunu söyleyeceğim. Birçok ödül aldım yurt dışında ve yurt içinde. E, fakat bu kadar değerli bir program, ha, sağ olun. E, e, bu kadar değerli e, konuklar, konuk ettiğiniz program benim için yepyeni bir ödül oldu. Ha, Çok güzel, teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz bundan şeref duyduk. E ben program başına vermiştim bir kez daha hatırlatacağım. Eğer bu program hakkında görüşleriniz yazmak istiyorsanız ya da önerileriniz olursa lütfen gurur veren Türkler, et ya da özel hatta kuyrukla diyen de var, hepsi geçerli sonra trt.net.tr adresine gönderecek olursanız hemen değerlendirmeye alınacak. Az önce sayın hocamla yaptığımız sohbeti burada tamamlıyoruz. Önemli çalışmalara imza attı. İnanıyorum ki o yıllar boyu da hem Türkiye'de hem Fransa'da Sorbon'da başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam edecek ve biz onunla gurur duyacağız. Efendim gelecek hafta bir başka konuğumla tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Müzik